Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Filistin için, garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik. İnisiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. Garantörlük dahi sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik. İnisiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum, dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor. Türkiye yüzyılı vizyonumuzda geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugüne gelmesi kolay olmadı, her bir başarının arkasında çok büyük emek var. Dünyamız bir alacakaranlık döneminden geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşında elimizi taşın altına koyduk. İsrail kalıcı barış istiyorsa, yayılmacı hayalleri peşinde koşmayı bırakmalı. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor garantörlük dahi sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik. Şimdiye kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdik. İnisiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler'de kabul eden ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğini söylüyorum. İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak. Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'na yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefe karşıladığımızı belirtmek isterim.